burada olduğumuzdan emindim. Taşlarımıza sığınmaya gelmişsiniz. Bir avuç taş işte. Avucunun içinde ne kadar güvenli. Hepsi sana aitmiş gibi görünüyor. Bir avuç taşa sahip olmak ne kadar kolay değil mi? Ama bir elin titremesiyle hepsi yere düşüyor. Artık sana ait değiller. Çünkü bu taş kırıldı. Yaralandı. Kendinize bunu nasıl yaparsınız Ata Bey? Aldıkları tüm yaraların sebebi siz misiniz? Sizin yorgun, titreyen elleriniz mi? Tamam, varsın öyle olsun. O zaman o aynı eller tekrar gücünü toplar. Ve o yaraları bir bir sarar. Biz sizden böyle öğrendik Ata Bey. Eninde sonunda yaralarımızı sarabildiğinizi öğrendik. Anne. Günaydın. Günaydın kızım. Feride. Gazeteleri getir Feride bana. Anneciğim boş ver sen şimdi üst ilaçlarını. Feride gazeteleri getirir misin hemen? Anne babam seni aldatmadı. O buluşmanın da o fotoğrafın da hiçbir anlamı yok. Geçmişin hesabını kim verecek peki bana? Kim? Artık geçmiş yok. Ya Rezzan Hanım'ın daha önceden babama hissettiğinin ne önemi var şimdi? Hadi kızım gazeteleri getir. Sen kalk. Güzel bir banyo yap. Kendine gel. Sen getirmiyorsan ben kalkıp... Tamam tamam anne tamam. Tamam getiriyorum. Sosyetik rezalet. İyi günde kötü günde aile olmak ne demek sizde gördüm Ata Bey. Bir babanın kızını sevebileceğini, kızının babasına sarılabileceğini. Kulaklarıma inanamıyorum. Ayşen Ata Katiboğlu'na ne kadar iyi bir baba olduğundan bahsediyor. Böldüm sanırım. Savaş, dün gece için. Dün gece dünde kaldı tabii. Hem bakın siz de dün geceyi dünde bırakmışsınız zaten. Ayşen'e kızlarının babalarına nasıl sarılması gerektiğinden bahsediyordunuz. Sen ne demeye çalışıyorsun? Ayşen, hadi sarılsana tabii. Ne diyorsun sen ya? Ben dün geceden sonra benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı Ata Katiboğlu. Sıra sende. Ne yapıyorsun Savaş? Bırak kolumu. Ne yapıyorsun sen? Bak ona Ata Bey. Çok iyi bak. Çünkü önce onu kaybedeceksin. Ne oluyor Ata Bey? Tabii. Ne oluyor? Ne olduğunu Ayşen'e siz mi söylersiniz? Yoksa ben mi söyleyeyim? Ben söyleyeceğim.
Abi. Bu ne rezalettir üftade? Ben o fotoğrafı oğluma açıkladım. Dün geceki rezaletle ilgili veremeyeceğim hiçbir cevabım yok. Anne, sana son kez söylüyorum. Git buradan. Çünkü biz Atabey'le birlikte Ayşen'e başka bir rezaletten bahsedeceğiz. Daha fazla laf kalabalığı istemiyorum ben. Dün gece de aynısını yaptın. Atabey benimle ilgili imalarda bulundun. Şimdi ne demek istiyorsan söyleyeceksin artık. Ayşen. Yeter. Bilmek istiyorum artık. Ne saklıyorsunuz benden? Savaş, sizi bizim ayırdığımızı söyleyecekti Ayşen. Anne. Bana mezarlıkta bir soru sormuştun Savaş. Sana son kez söylüyorum. Artık tarafını seç. İşte ben şimdi onun cevabını veriyorum. Ayşen, bütün bu işlerin arkasından Atabey çıkarsa o zaman ne yapacaksın? Sen bir zavallısın Savaş. Artık söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ben. Bugün sizi annem kurtardı Atabey. Bunu sakın unutmayın. Rezan, dün gece için... Dün geceki rezalet için hesap verecek bir tek kişi var Ata. O da üftade. Bunca yıl bir küslük uğruna kopup gittik diye... kocan olacak o adam. Seni sahipsiz mi sandı üftade? Efendim Feride. Baba. Dayım geldi. Bir an önce sen de gelsen çok iyi olacak. Yıllardır yüzüne bakmadığın abinin kapısına geldin. Seni ikiletmedim. Sordum, sesini çıkarmadın. Karı koca arasındadır dedim. Üstelemedim. Çocuklarının babasıdır dedim. Evin reisidir dedim. Sana yuvana dön dedim. Ama bu kadarı fazla üftade. Anamız babamız toprak olmuş diye sahipsiz mi bilmiş o kocan seni? Dayın da bayağı sağlam adammış Feride. Konuşacağımız şeyler var seninle. Dün bir soru sordum ve cevabını alamadım hala. Selim Bey'i sen mi çağırdın otele? Hı? Atıf, Selim Bey'i sen mi çağırdın? ...25 yıldır Katiboğlu soyadını kullanıyor olabilirsin. Ama sen has bahçeli demirci Ziya'nın kızısın. Üftade demircisin sen. Bizim örfümüz, adetimiz bu rezaleti neresine koyar? Abimsin. Kapıma geldiğin andan itibaren başımın tacısın. Büyüğümsün işte. Evine sığınmak zorunda kaldığım günde söyledim. Yine söylüyorum. Sen bana hesap soracak insan değilsin. Sana saygısızlık etmek istemem. Ama sen yıllarca yeğenlerinin ne yaşadığını, nasıl büyüdüğünü bilmeyen bir dayısın işte. Bu nasıl bir abilik, bu nasıl bir dayılık? Benim hesabım sana değil. Koca...
Hoş geldin Ercüment. Hesaplaşmak mı istiyorsun benimle? Buradayım. Adam 5 dakikada beynini yıkamış Feride. Dün geri döndüğü ayaklarıma kapanırken bugün beni suçlu ilan ediyorsun. Atıfcığım aynı şeyleri söyleyip durma sürekli. Çağırdın mı çağırmadın mı? Ya çağırdıysam ne olmuş ki? Odayı başıma yık, ağzımı burnumu dağıt diye mi çağırdım? Sen çağırdın. Ne bu peki? Kim bu hale getirdi senin gırtlağını? Ya Feride ben sana ne söylesem boş. O şerefsize öyle bir kapılmışsın ki... gözünün önündekini bile görmek istemiyorsun sen. Atıf! Sakın arkamdan gelme. Bundan sonra sana tek bir kelime daha etmeyeceğim. Al boynumdaki iz. Odanın durumu da gözünün önündedir değil mi? Artık canın kime inanmak istiyorsa ona inan Feride. Biz senin gibi 7 göbek İstanbullu değiliz ata. Sen kimlerden kız aldığını unuttun mu? Senin Okkan bu küfür gibi gazete haberlerine elbet tartar. Bizimki tartmaz. Bizim meşrebimiz bu edepsizliği kaldırmaz. Bu haberlerden ne kadar utanıyorsan ben de o kadar utanıyorum ve elimden utanmaktan başka bir şey gelmiyor. Kız kardeşimi rezil ettikten sonra utanmaktan mı bahsediyorsun bana? Bak Ercüment, sen üftadenin büyüğüsün. Bu yüzden sana saygım var. Eğer kardeşinin başına gelenleri konuşmak için buraya geldiysen buyur otur konuşalım. Ama neyin ne olduğunu bilmeden buraya benimle kavga etmeye geldiysen benim buna hiç niyetim yok. Kavga etmeyeceğim. Hangisini konuşacağız peki? 2 gün evvel kardeşim evime sığınmıştı. Daha evdeki rüzgara dinmeden gazetelere düştünüz. Abi. Kabahat bende. Ben anamın babamın emanetine sahip çıkamadım. Daha varını yoğunu kaybedip kardeşimi el alemin evine sığıntı yaptığında yapışmalıydım yakana. Bu konuşma burada bitmiştir. Sen şuna seni adamdan saymıyorum desene ata ha. Kaç yılın düşmanlığı seninki? Ben bilmiyor muyum? Kaybettiğin servetin için yıllardır beni suçladığını. Ercüment. Abi. Yalan mı üftade? Bana kefil olmasını, benim onun parasını batırmamı yüzüne vurmuyor muydu ha? Senin abin için harcadığın paralar, abin için sattığım evler yüzünden bu hale düştük demiyor muydu? Sus. Ercüment, sus. Elbet bir gün ödeyeceğim borcumu. O günde bil ki kız kardeşimi bir daha ezemeyeceksin. Ata. Duyduklarım doğru mu benim? Sen abime para mı verdin? Yani biz yalıyı abim yüzünden mi satmak zorunda kaldık? Öyle mi? Ata. Yani ben hep suçladım seni bugüne kadar. Bağırdım, çağırdım, saldırdım sana. Neden bu hale geldik diye hesap sordum. Ve ben hep hesap sordum sana bugüne kadar. Eriyen paralarımız, satmak zorunda kaldığımız evlerimiz yüzünden hep hesap sordum sana. Meğer yaşadığımız felaketlerin sebebi abi. Ve sen bana bunu söylemedin. Sustun. Ve ben sen sustuğun için de hesap sordum. Bunların bir önemi yok üftade. Bunların artık hiçbir önemi yok. Ne kadar borcu var abim sana? Ne alındıysa verdiyse Ercüment de benim aramda. Bunları bu şekilde öğrenmeni istemezdim ama artık bunları konuşmanın bir manası yok. Abartılacak bir şey de yok.
Bu çöküş uzun bir süreçti. Abim bunun bir parçası. Ata. Ne o iftade? Abinle ilgili para meselesi yüzünden benim elimi mi tutuyorsun şimdi? Sana söylediğim gibi maddi çöküşün bir önemi yok. Önemli olan bizim çöküşümüz. Dün gece düştüğümüz yer, müftahede. Nereye düştük biz, ha? Neredeyiz? Önemli olan bu, değil mi? Ata. Ben seni hiçbir zaman hayal ettiğin gibi sevmemiş olabilirim. Ama hep seni saydım. Sana hep saygı gösterdim. Birlikte olan hayatımızı bugüne kadar hep paylaştım. Ama sen dün gece yaptığında benim sana sahip çıkabileceğim bir hayat bırakmadın müftah. Söylediğim gibi maddi çöküşün bir önemi yok. Önemli olan bizim çöküşümüz. Dün gece düştüğümüz yer. Müftahede. Nereye düştük biz, ha? Neredeyiz? Önemli olan bu, değil mi? Bak, aynaya bak. Kıskançlıklarına, öfkene bak. Kendine bak. Yaşadıklarına, yaşattırdıklarına bak. İşte bu senin eserin iftade. İftade Hanım, bir şey mi? Çağırır mısınız lütfen? Tabii Ayşen Hanım. Belki de son taksi çağırır. Öyle demiştin değil mi Savaş? Arabayı kullanmayı öğrenmem sadece başlangıç. Alo Fatih. Bana bir konuda yardımcı olabilir misin? Size güveniyorum Altan Bey. Müftahede Katiboğlu'nu açacağımız dava Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir tazminat davası olacak. Beni anladığınızı umuyorum. Şüpheniz olmasın Reza Hanım. Teşekkür ederim. Bittin Üftade. Bittin. Kendini de bitirdin. Aileni de bitirdin. Seni hiçbir zaman hayal ettiğin gibi sevmemiş olabilirim. Ama hep seni saydım. Sana hep saygı gösterdim. Birlikte olan hayatımızı bugüne kadar hep paylaştım. Ama sen dün gece yaptığında benim sana sahip çıkabileceğim bir hayat bırakmadın müftah.
Bana bir gün canavar olduğunu söylemiştin. Benim yarattığım bir canavar. Beni suçlamak için kendine haksızlık yaptığını zannetmiştim. Ama yanılmışım Müftadi. Sen gerçekten bir canavar olmuşsun. Ama sen dün gece yaptığında benim sana sahip çıkabileceğim bir hayat bırakmadın Müftadi. Geldin demek. Merhaba. Neden burada buluşmak istedin? Kaydımı yaptırdım. Kayıt mı? Demek ki ehliyet alacaksın. Ama ders kadar pratik de önemli biliyorsun. Yani senin görevin yeni başlıyor. Gidelim mi?